Bir yılda 100 adet benim geçtiğimiz yıl 100 adet yumurtalık tavuğum vardı. Bunların yanı sıra 50 adete yakın etlik tavuğum vardı. 35-40 tane hindim vardı ve ben bunları bir aylık bir zaman içerisinde bunların %80'ini kaybettim. %80'ini kaybettim ve geriye kalanların da çiftlikteki diğer hayvanları etkilememeleri için de çiftliğin dışında başka bir köye göndermek zorunda kaldım. Ve yaklaşık bahsettiğimiz rakam 200 adete yakın bir rakamdır. Biz bir yılda 200 adete yakın bir kanatlı hayvanı kaybettik. Şu an bunlar. Şu an bunlar da aldığımız günden beri yaklaşık olarak 3 tane bizim fark ettiğimiz veya 5 tane fark ettiğimiz bir ölüm vardır. Ben de burada köyümde yapabileceğim, burada yaşarken besleyebileceğim ve bunu ticarete dönüştürebileceğim bir hayvan grubu araştırdım. Bunu internetten araştırdık. Bu araştırmaların sonucunda doğaya en dayanıklı olan hayvanlar kaz ve ördekler olarak tanıdık. Bununla alakalı bazı besicilerle, bazı üreticilerle görüştük. Bazı büyük firmalarla görüştük. O firmalardan aldığımız bilgiler, onlardan aldığımız destekler sonucu Elazığ Cip Köyü'ne öncelikle Çin kazını getirdik. Çin kazını tercih etmemizin sebebi, kazlar genel olarak zaten hepsi birden doğanın şartlarına mukavemetli, dayanıklı. Fakat bunun yanı sıra Çin kazının en büyük özelliklerinden biri yıllık yumurta sayıları çok yüksek. Yaklaşık 50-60 arası yetişkin bir dişi bir yılda yumurta vermektedir. Ve bu yumurtaları şehrimizin çeşitli noktalarında bulunan kuluçka makinalarına, kuluçkanelerdeki kuluçka makinalarına bırakarak onların yavrularını alarak bu işi hem hobi hem ticari olarak yürütmeye başladık. Yaklaşık bir yıldır yaptığımız bu üretimde geçtiğimiz yıl ilk yumurtalarımızı aldık. Yaklaşık olarak bir dişi kazın 40 ile 50 arası yumurtası oldu. Biz bu yumurtaların geçtiğimiz yıl piyasada yaklaşık 10-12 lira arası yumurta değeri vardı. 10-12 lira arası bu yumurtaları sattık. Bunların civciv olarak üretilmişlerini, kuluçkadan çıkmışlarını, bir haftalık civcivleri de 30-35 lira arası bir fiyatla piyasada sattık.